Kaşınmak. Karşı konulamaz bir eylem. Hatırlayın lütfen çocukken inanılmaz hareketli bir hayatımız vardı ve sık sık kolumuzda dirseğimizde bir yerlerde çeşitli yaralanmalar oluşurdu. Yara kabuğu bir çocuk için olmazsa olmazlardandı. İşte tam o andan bahsediyorum. İyileşen yara kabuğunun sınırlarında oluşan kaşınma hissiyle beraber kabuğun etrafını hafif hafif kaşımaya başlardınız. Bu eylem size anlamsız bir haz verirdi ve ilginç bir şekilde tırnaklarınız kabuğa yaklaştıkça bu haz daha da yükselirdi. Önce tırnaklarınız kabuğun sınırlarına ufak ufak darbeler vurur, her vuruş sonrasında daha da ileri gitme isteğiyle tırnağınız kabuğun altına girerdi. İşte artık bundan sonra geri dönüş yoktu. Bir tarafı havaya kalkan kabuk bir daha asla o deriye kavuşamayacağını bilirdi. Çünkü karşısında bu işten anlamsız bir zevk alan bir canlı vardı. Kim bilir belki de bu eylem artık görevini tamamlamış doku parçasını vücudumuzdan uzaklaştırmak için gelişmiş fizyolojik bir mekanizmaydı. Aslına bakarsanız söz konusu kaşınma olduğunda karşımıza bir sürü alternatif çıkmaktadır. Mesela bir böcek ısırdığında da kaşınırız çok derin düşüncelere daldığımızda da. Karşımızdaki birinin kaşınması bile kaşınmamız için yeterliyken bazen ortada hiçbir sebep yokken bile kaşınırız. Peki ama neden? İlk bakışta kaşınmanın vücudu korumaya yönelik bir refleks olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Çünkü derimiz vücudumuzu dış ortamdan ayıran müthiş bir bariyerdir ve kaşınma da daha çok derimiz üzerinde gerçekleşen bir eylemdir. Muhtemelen bu nedenledir ki iç organlarımız açısından kaşınma gibi bir durum söz konusu değil. Düşünsenize karaciğerinizin ya da beyninizin ara sıra kaşındığını gerçekten katlanılması zor bir durum olurdu. Derimiz vücut sıvılarının buharlaşmasını, mikropların istilasını, aşınmayı ve güneş ışığından kaynaklanan hasarları önleyerek bizi çevremize karşı koruyan dinamik bir bariyerdir. Eğer deriye yakından bakacak olursak korumanın yanında dışarıdan gelebilecek her türlü uyarıyı algı ulamaya özelleşmiş reseptör dediğimiz yapıların olduğunu da görürüz. Bu yapıların her biri ilgili uyarana özel yapılardır. Kimisi dokunmayı, kimisi sıcağı, kimisi ise iğne batmasıyla oluşan ağrıyı algılar ve bu bilgiyi beyne iletir. Yani bu yegane yapılar derimizin temas ettiği şeyleri beynimizin algılayabilmesi için elzem yapılardır. Birazdan bu reseptörlere döneceğiz. Aslına bakarsanız alerjik reaksiyonlar, kuruluk ve bir takım hastalıklar gibi kaşınmanın birçok nedeni olabilir. Ama gelin biz en yaygın neden olan böcek ısırıklarına bakalım. Eğer bir böcek damarlarınızda dolaşan kanınıza göz dikmişse sizi ısırdığında ilgili bölgenin pıhtılaşmasını engelleyecek antikoagülan bir maddeyi derinize gönderir. Derimiz bu maddeyi alerjik olarak algıladığı için ilgili bölgede savunma cevabı oluşur ve birçok madde ortaya salınır. Bu maddelerden biri de histamindir. Histamin inflamasyonu tetikler ve bunun sonucunda buradaki kılcal damarlar genişler. Çünkü buraya gelen kan akımı artırılarak ak yuvarların bu bölgeye daha hızlı gelmesi sağlanır. Yapılan çalışmalar histaminin aynı zamanda kaşınmayı tetiklediğini de göstermektedir. Muhtemelen ben ak yuvarları çağırdım sen de artık tırnaklarını kullanarak bir zahmet o böceği uzaklaştırıver demektedir. Bundan yaklaşık 10 yıl öncesinde bilim insanları kaşınma eyleminin ağrının daha düşük yoğunluklu bir versiyonu olduğuna inanmaktaydı. Yani bir sinir grubunun hem kaşınmayı hem de ağrıyı algıladığı düşünülüyordu. Fakat yapılan çalışmalar kaşınmanın kendisine özgü nöronlar aracılığıyla olduğunu göstermektedir. Kaşınmayı algılayan bu reseptörlere de reseptör adı verilmiştir. Bu reseptörler uyarıldığında bu yapılardan NPPB yani natriuretik polipeptit B adında bir madde salgılanır ve böylece burada oluşan kaşınma sinyali beyne iletilir. NPPB maddesinin kaşınmada oynadığı rol genetik çalışmalar sayesinde çok net gösterilmiştir aslında. Bazı farelere yapılan genetik müdahaleler sonucunda bu hayvanların vücutlarında NPPB adlı maddeyi üretmeleri engellenmiştir. Yapılan deneylerde bu fareler dokunma, sıcak, ağrı gibi duyuları hissetmede bir sorun yaşamamıştır. Ama bu farelere kaşınmalarına neden olacak kimyasallar verildiğinde ilginç bir şekilde farelerin kaşınmadığı görülmüştür. Çünkü kaşınma hissinin oluşması için NPPB şarttır. Peki kaşınmak insana neden haz verir? Aslına bakarsanız bununla ilgili net bir cevap yok. Sadece konuyla ilgili bir takım fikirler öne sürülmüş. Normalde kaşınma ile ilgili reseptörler uyarıldığında sizin çok da fark etmediğiniz düşük seviyeli bir ağrı sinyali beyne gider. Siz ilgili bölgeyi kaşıdığınızda tırnaklarınızın cildinizde yaptığı hareketler bir takım farklı reseptörleri uyarır ve beyne giden ağrı sinyali bir miktar baskılanır. Böylece bir rahatlama hissedersiniz. Bu mekanizmada serotonin'in de rol oynadığı düşünülmekte. Bu nedenle siz kaşındıkça daha da kaşınmanızı sağlayan tatlı bir döngü oluşmakta. Tıpkı ayak serçe parmağınızı sehpanın bacağına serçe çarptığınızda hızla orayı olmanız gibi. Zira bu olma hareketi algıladığınız ağrıyı bir miktar azaltır. Aslına bakarsanız bu meselenin fizyolojik arka planını merak edenler bu videonun sonunda linkini paylaştım. Öpeyim de geçsin videosuna bir göz atabilirler. Zira bu videoda bu meseleyi uzun uzun tartışmıştık. Kaşınmak bulaşıcıdır. Peki ama neden?

temiz ve kapalı evlerimizde yaşıyor olsak da zamanında doğanın içinde yaşayan atalarımız için kaşınmak önemli bir korunma refleksiydi. Çünkü her yer bolca böcek, parazit ve zararlı otlarla doluydu. Aynı mağarada yaşayan kişilerden birinin kaşınması demek benzer böceğin sizin üzerinizde olma ihtimalinin de yüksek olduğunu gösterirdi. İşte o nedenle karşınızda kaşınan birini görünce beyninizi şansa bırakmaz, sizde de belirgin bir kaşınma hissi baş. Hatta bazı çalışmalar kaşınmayla ilgili yapılan bir derste kaşınmayla ilgili sözlü uyaranların bile öğrencilerde kaşınmayı tetiklediğini göstermiştir. Buradan çıkan sonuç muhtemelen bu videoyu izlerken sizde de benzer bir kaşınma hissinin oluşacağıdır. Bazı ekstrem durumlarda bu sinir devresinde meydana gelen bir takım sorunlar nedeniyle kişilerde istemsiz kaşınmalar meydana gelir. Bu kaşıntılar kişiler için o kadar güçlü hissedilir ki beyinleri bu kişileri derilerinin altında böcekler dolaşıyormuş gibi bir nedene bile inandırabilir. Son olarak stres ve kaşınma ilişkisinden bahsedelim. Zira stresin vücudumuzda nasıl bir kaşınma hissine neden olduğunu muhakkak deneyimlemişsinizdir. Üstelik hayvanlar için de benzer bir durum söz konusu. 2017 yılında yapılan bir çalışmada 45 resus maymunu incelenmiş. Normalde bir maymun, kendisinden daha baskın maymunların olduğu yeni bir ortama konulduğunda bu maymunlarda sosyal stresin oluştuğu bilinmekte. Bu hayvanlarda ortaya çıkan sosyal stresin ilginç bir şekilde kaşınma davranışını artırdığı gösterilmiş. Normalde baskın maymunlar, ortamlarına konulan bu yeni maymunlara karşı şiddet gösterirler. Çalışmanın ilginç çıktılarından biri de kaşınma davranışı gösteren maymunların baskın maymunlar tarafından daha az saldırıya uğramasıydı. Yani kaşınanın dövülmesi gerektiğine yürekten inanan bizlerin aksine kaşınan maymun bir şekilde dayaktan yırtmaktaydı.